Selamünaleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 8. sınıf Denk Türü Ahlak Bilgisi 2. dönem 1. yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz. Kanalımızın oynatma listelerinden yazılı hazırlık videolarına ulaşabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin hayatı, Denk Türü Ahlak Bilgisi, temel dini bilgiler, Arapça ve olursa arkadaşlar vaktimiz olsa İngilizce de çekmeye çalışacağız. Evet, haydi Bismillah yazılı hazırlık videomuza başlayalım. Başlamadan öncesinde şunu söyleyeyim. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah güzel notlar alırsınız. Bütün derslerden güzel notlar alırsınız. Ve gireceğiniz LGS'de de hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Haydi Bismillah. Evet. Aşağıdaki sözcükleri aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara uygun gelecek şekilde yazarak cümleyi tamamlayınız. İstişare, danışmak, sıdk, doğruluk, el emin, güvenilir olma, üsve-i hasene, güzel örnek, din, sünnetullah, Allah'ın kanunları, öşür, tarım ürünlerinden verilen zekat arkadaşlar, infak, Allah yolunda harcama, külli irade, Allah'ın dilemiş olduğu irade, cüzi irade ise arkadaşlar kişinin kendi isteği üzerine. Nisap da miktar arkadaşlar. Evet, evrensel yasaların Kur'an-ı Kerim'deki adına sünnetullah denir. Ben yazalım sünnetullah. Sünnetullah denir. Allah'ın Celle Celaluhu'nun sınırsız ve mutlak iradesine külli irade denir. Külli irade. Akıl sahibi insanların kendi iradesiyle seçtikleri onları hayra götüren ilahi kurallar bütününe ise arkadaşlar din denir. İslam'da toprak ürünlerinden verilen zekata ise arkadaşlar öşür denir. Bunun oranı miktarı size sorulursa şayet öğretmeniniz işlediyse arkadaşlar sulanmayan arazide onda bir, sulanan arazide 20'de bir. Şöyle hemen yazalım. 10, 1 bölü 10 veya 1 bölü 20. Arkadaşlar sulanan arazide çünkü emek daha fazladır ve daha fazla yani masraf yapılıyordur. Gübrelemesi vesaire şeyler. Sulanmayan ekiyorsun. Yıl sonu geldiğinde hasat zamanı geldiğinde gidiyorsun biçiyorsun. Dolayısıyla sulanan arazide 20'de 1, sulanmayan da 1 bölü 10. Yani 10'da 1. Bunu sorarsa arkadaşlar aklınızda bulunsun. Geldik. İslam'da zenginlik ölçüsüne ise nisap denir. Yani nisap belirlenen orana miktara ulaşma. Zekat ürünlerindeki belirlenen miktara ulaşma. Yani mesela işte bu küçükbaş hayvanlarda 40'ta 1 arkadaşlar ya da 81 gram altına ulaştığında yani üzerinden bir yıl geçtikten sonrasında zekat vermek gerekiyor. Bu nisap arkadaşlar miktar. Yıllanmasına ise temlik deniliyor. Herhangi bir konuda doğruyu bulmak için sahasında güvenilir bir insanın görüşüne başvurmaya istişare denir arkadaşlar. İstişare. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğruluğu ve güvenilirliği nedeniyle el emin. Yukarıdakilere de bakmıyorum arkadaşlar ama el emin. Evet. Müslümanların Allah'ın rızasını kazanmak için mallarını harcamalarına ise infak denir. Bu tarz sorularda ilk önce bildiklerinizden bilemedin geç. 2 tane 3 tane kaldı veya 4 tane kaldı arkadaşlar. Yani o zaman işin biraz daha kolaylaşır. Kur'an'da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en güzel ahlaka sahip olduğunu ifade eden kavrama üsve-i hasene. Üsve-i hasene. Ayet-i kerimede şöyle geçiyor. Estaizu billah. Lekad kâne lekum fî rasûlillâhi üsvetun hasenetun limen kâne yarcullâhi vel yevmel âhir. Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar için Resulullah'ta güzel bir örnek vardır. Peygamberlerin doğru sözlü olmalarına, her türlü yalandan sakınmalarına ise sıdk denir arkadaşlar. Sıdk, doğruluk. Evet. Geldik buraya, doğru yanlış bölümüne. Olayların zamanı geldiğinde gerçekleşmesine kader denir. Kader arkadaşlar ezelde belirlenmesi, kaza olayların yeri ve zamanı geldiğinde olması. Hemen şunu kalemle yapalım. Dolayısıyla bu nedir? Bu kader değildir, kazadır arkadaşlar. Kaza. Yanlış. Ya bu yanlış olacak. Suyun kaldırma kuvvetiyle gemilerin su üzerinde yüzmesi fiziksel yasalara örnektir. Doğru. Hazreti Musa Aleyhisselam'a, Musa'ya Tur Dağı'nda ilahi emirler içeren levhalar verilmiştir. Doğru. İki tane levha verilmiştir. Zekat tüm Müslümanlara farz olan bir ibadettir.
Zekat tüm Müslümanlara farz olan, evet zekat farzdır. İslam'ın 5 şartındandır arkadaşlar ama burada tüm Müslümanlar dediği için zekat zengin olanlara farzdır. Zengin olanlara yanlış olan yer burası. Fakir olana zekat farz değil arkadaşlar. Dinen zengin sayılan bir kimse kardeşine zekat veremez. Dinen zengin sayılan bir kimse kardeşine zekat verebilir arkadaşlar. Bu yanlış olacak. Kimlere zekat verilmez onu da hemen. Arkadaşlar zekat veremediğimiz kimseler anne babaya verilmez. Anne baba, dede nine. Bakmakla yükümlü olduklarımıza zekat vermeyiz. Dede nine. Pardon. Evet, takılı kaldı faremiz yine. Her zaman arada böyle yapıyor. Dede nine. Sonra geldik çocuklara. Çocuklara. Ve torunlara. Arkadaşlar bir kişi anne babasına bakmakla yükümlüdür. Anne babası durumu iyiyse çocuklarına bakmakla yükümlüdür. Dede torunlarına, çocuklarına bakmakla yükümlüdür yine. Dede torunlarına. Bir kişi dedesine yine bakmakla yükümlüdür. Bunlara bakmakla yükümlüyüz. Dolayısıyla bunlara zekat veremeyiz. Kimlere arkadaşlar verilir? Kardeşe verebilirsiniz. Yakın akrabaya başladık. Mesela teyzemize, halamıza, ablamıza, abimize, kardeşimize. Bunları onların çocuklarına, uzak akraba, komşular, sonrasında yoksa bulunduğumuz, oturduğumuz mahalle veya belde, şehir, orada da yoksa uzaklarda o zaman arayacağız. Yani ağaç gibi düşünün, ağacın gövdelerine veremiyoruz, dallarına, budaklarına veriyoruz. Maun suresi Kur'an-ı Kerim'in 107. suresidir ve 7 ayetten oluşur. Doğru. Maun suresi neydi? اَرَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالد۪ينِ فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمَ وَلَا يَحُطُّ عَلَى طَعَامٍ مِسْك۪ينَ فَوَيْلٌ لِلْمُصَل۪ينَ الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ Bu ay arkadaşlar dünya hayatının sona ermesine ecel denir. Evet, dünya hayatının yani sona ermesi ecel yani insanın ölümünün gelmesini arkadaşlar dünya hayatı geliyor. Ecel geldiğinde ecel geldi mi baş ağrısı bahane. Hazreti Şuayb Aleyhisselam Semut halkına peygamber olarak gönderilmiştir. Evet doğru. Şuayb Aleyhisselam Salih Aleyhisselam ise Medyen halkına gönderilmiştir. Bu da çıkarsa bilginiz olsun. Dinin temel gayesi dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaktır. Arkadaşlar bu da doğru. Dinimiz mutlaka korunması gereken 5 temel esas belirlemiştir. Bunlara zarureti hamse denir. Bu da doğru. Buralarda arkadaşlar bir kontrol edelim. Yanlışlık suyun kaldırmak Hazreti Musa. Zekat tüm Müslümana farz olan. Evet. Dinen zengin sayılan. Dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaktır. Evet arkadaşlar geldik diğer sorumuza. Asr suresinde boş bırakılan yerleri doldurunuz. Ve Asr suresinin anlamını yazınız. Besmele'yi yazmayı unutmayınız. Hemen yazalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri innel insane lefî husr. Vel asri innel insane lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bil hakki ve tevâsav bis sabr. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti salihati ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr. Bir daha okuyalım. Vel asri innel insane lefî husr. İllellezîne âmenû ve aminu salihati ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr. Asra yemin olsun ki asra ikindi vaktine asra yemin olsun ki olsun ki muhakkak ki arkadaşlar yani mahallelerde Diyanet mahalline bakarsanız başka mahallelere bakarsanız farklılıklar gösterebilir ufak farklılıklar muhakkak ki sizin kitabınızdakinden belki farklı olabilir yazdım muhakkak ki zarardadır zarardadır ziyandadır yazar zarardadır
Asra yemin olsun ki muhakkak ki insan zarardadır. İllellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr. Birbirine İllellezine amenu, pardon. Ancak şöyle diyelim. Ancak salih ameller illellezine iman edip salih ameller illellezine amenu arkadaşlar amenu ancak pardon arkadaşlar iman edip salih aminus salihati salih amel işleyenler salih amel işleyenler ner ve birbirine hakkı tavsiye edenler istisna ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabr. Evet. Asra yemin olsun ki muhakkak ki insan zarardadır. Ancak iman edip salih amel işleyenler ve birbirine hakkı tavsiye edenler istisna. Burada birbirine hakkı tavsiye edenler zararda değildir diye de bazı mahallelerde olabilir arkadaşlar. Bu şekilde yani tavsiye edenler ziyanla değildir, zararda değildir diye ufak farklılıklar olabilir. Şöyle mesela vel asr. Asra yemin olsun ki illellezine innel insane lefi husr. Muhakkak ki insan zarardadır. İllellezine amenü iman edip salih amel işleyenler ve amilü salihat salih amel işleyenler ve tevasav bil hakkı birbirine hakkı ve tevasav bil sabr birbirlerine sabrı tavsiye edenler istisna. Bu şekilde arkadaşlar yazacağız. Geldik arkadaşlar test bölümüne. Hemen kalemimizi alalım. Sadaka çeşitlerinden birisi olan fitrenin diğer ismi de fıtır sadakasıdır. Fıtır sözlükte yaratılış, Ramazan'ın sona ermesi ve iftar vakti orucunun açılması gibi anlamlara gelir. Temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra nisap miktarı kadar malı bulunanlar kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kimseler için fitre verirler. Bu kimseler için fitre vermek vaciptir. Evet, vacip olan bir ibadet. Fitre, Yüce Allah'ın bize bahşettiği varlığımızın bir şükrü Ramazan ayında oruçluyken istemeden yaptığımız davranışların bir özrüdür. Fitrenin bayram namazına kadar verilmesi gerekir. Böylece bu sadaka sayesinde ihtiyaç sahipleri de bayram coşkusuna ortak edilmiş olur. Buna göre fitre ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Fitre vermekle yükümlü kişi vermemesi durumunda günah işlemiş olur. Vacip olduğu için evet arkadaşlar günah işlemiş olur. Doğru olanı bize soruyor. Fitre Ramazan ayı başlamadan verilmelidir. Hayır, Ramazan'dan bayram namazından öncesine Ramazan'da vermeye başlıyoruz. Bayram namazı öncesi. Fitre ihtiyaç sahiplerinin bayramı mutlu geçirmelerini sağlayan bir ibadettir. Evet, 1 ve 3'ün olduğu şıklar D şıkkı arkadaşlar. Ramazan başlamadan önce fitre verilmez. Peygamber buna çok üzüldü ve onlar için Rabbim halkımı bağışla. Onlar ne yaptıklarının farkında değiller diye dua etti. Yukarıda asıl vurgulanmak istenen nedir? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem farklı şehirlere gitmiştir. Hayır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve affedicidir. Merhametli ve affedicidir. Evet, kendisine kötülük yapanlara dahi kötü söz söylemiyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çok üzülmüştür. Evet, üzülmüştür ama burada vurgulamak istediği bu değil. Kendilerine kötülük yapanlara bile beddua etmiyor. Ya Rabbi bilmiyorlar, bilseler yapmazlardı diyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme taş atmışlardır. Cevabımız arkadaşlar B şıkkı. Yani merhametli ve affedicidir. Rabbim halkımı bağışla, onlar ne yaptıklarının farkında değiller. Bilseler yapmazlar diye dua ediyor. Yukarıdaki tabloda kişinin sahip olduğu maldan verdiği zekat oranları belirtilmiştir. Sizce hangi kişi zekat verirken nisap oranında bir yanlışlık yapmıştır? Mehmet nakit parada 40'ta 1. Doğru arkadaşlar. Nakit param varsa nisap miktarına ulaştığında yani o nedir? 80 gram, 81 gram altının ettiği kadar paradır. Ayşe ticaret malı. Ticaret malında da arkadaşlar oran yine 10'da 1 değil 40'ta 1 olacak. Burada yanlışlık yapılmış. Başka bakalım var mı yanlışlık? Ali büyükbaş hayvanda 30'da 1'dir arkadaşlar. Nisap miktarı 30 hayvanda 1. Zeynep altın ve gümüşte yine 40'ta 1'dir.
Bu da doğru arkadaşlar. Yanlış olan Ayşe'nin yaptığıydı. Nisap miktarına ulaştıktan sonrasında da üzerinden bir yıl geçtiyse bu ulaştığımız oranın zekat vermemiz gerekiyor. Ayşe'ninkinde yanlışlık yapılmış. Evet, cevabı işaretledik ve diğer soruya geçtik. Hiçbir baba evladına güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermemiştir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen hadiste yer alan haklardan biridir? Malın korunmasıyla alakalı bir şey yok. Canın korunmasıyla alakalı bir şey yok. Akıl içkiyle alakalı değil, nesil arkadaşlar. Çocuk yetiştirmekle alakalı olduğu için neslin korunması. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızlarını evlendirirken onların fikrini alması, Bedir ve Hendek savaşlarında arkadaşlarının fikirlerini uygulaması hangi özelliğinin bir sonucudur? Danışarak iş yapmasının, evet, cesaretli olmasının, cesaretle alakalı bir durum yok, güvenilir olmasının, hayır, insanlara değer vermesinin, danışarak iş yapıyor arkadaşlar. Buna da ne diyorduk? İstişare diyorduk. Geldik diğer sorumuza. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu olayla çelişmektedir? Bir adam Peygamber Efendimiz'e gelerek hayvanımı bağlayarak mı yoksa serbest bırakarak mı Allah'a tevekkül edeyim diye sormuştu. Peygamberimiz ona bağla ve tevekkül et buyurdu. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu olayla çelişmektedir? Tedbir bizden, takdir Allah'tandır. Tevekkülde Allah'a güvenmek şarttır. Tevekkülde tedbir almak yeterlidir. Tevekkül Allah'a dayanmaktır. Hayvanı bağlayarak mı yoksa serbest bırakarak mı Allah'a tevekkül edeyim diye sormuştu Peygamberimiz. Ona bağla ve tevekkül et. Bu olayla çelişmektedir. Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Evet, çelişmiyor. Tevekkülde Allah'a güvenmek şarttır. Bu bir dursun. Tevekkülde tedbir almak yeterlidir. Bakın burada Allah'a tevekkül edeyim mi? Ona bağla ve tevekkül et buyurdu. Şimdi tedbir almak yeterli değil arkadaşlar. Bu çelişiyor. Bak, bağla, tevekkül et. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Ve tevekkül edeceksin. Bağladıktan sonrasında tevekkül edeceksin. Tevekkül Allah'a dayanmaktır. Evet arkadaşlar. Yani ben bağladım, bir şey olmaz, Allah'a emanet etmiyorum gibi bir şey yok. Ya da yani bağlamıyorum, Allah'a emanet ettim. İkisi de değil. Önce üzerimize düşeni yapacağız. Sonra tevekkül edeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi konuyla ilgili ayetlerden biri değildir? Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayetinde helal kazanç elde etmenin önemine değinilmiş. İnsanlar haksız kazanç elde etmeme konusunda da uyarılmışlardır. Konuyla ilgili ayetlerden biri değildir. Ölçü ve tartıda hile yapanların vay haline. Ey iman edenler, karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında mallarınızı haksızlıkla yemeyin. Evet, ölçüyle alakalı. O halde sen de dini Allah'a has kılarak ihlas ile kulluk et. Bunda ölçü yok arkadaşlar. İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Ölçü var. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Bunda da ölçü var yine. Cevabımız C şıkkı. Burada ihlastan, samimiyetten bahsediyor. Yukarıdakilerden hangisi İhsan Bey'in zekat vermemesi gerekenlerden biridir? İhsan Bey bu yıl zekat dağıtmaya dinimizin de emrettiği gibi yakın akrabalardan başladı. Vermemesi gerekenlerden biri değildir. Bakın, zekat vermemesi gerekenlerden biridir diyor. İhsan Bey bu yıl zekat dağıtmaya dinimizin de emrettiği gibi yakın akrabalarından başladı. İlk olarak işten yeni çıkmış amcasının oğluna. Evet, verebilir. Dolayısıyla bir gitti. Yaşlı babaannesine veremez arkadaşlar. Dedik ki biraz önceki sorularda dede, nine, anne, baba, çocuklara ve torunlara zekat verilmez. Bunlara zaten bakmakla yükümlüyüz. Yoksul kardeşine zekat verebilir. Doğru. İşlerinin kötü gitmesinden dolayı maddi durumları gittikçe kötüleşen komşuya Kerem'e verdi. Bunlara da verebilir. Burada cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Yukarıda kaza ve kader kavramlarıyla bağlantılı olarak verilen örnek cümlelerden bir tanesi diğerlerinden farklı bir kavrama aittir. Farklı olan örneği işaretleyiniz. Bu kadar planlanmış bir operasyon görmedim. Bu derste hafta sonu pikniğe gitme planı yapacağız. Derse girmeden önce dersin planını yaptım. Planlı çalıştığım için istediğim okulu kazandım. Yukarıda kaza ve kader kavramlarıyla bağlantılı olarak verilen örnek cümlelerden bir tanesi diğerlerinden farklı bir kavrama aittir. Farklı olan örneği arkadaşlar işaretleyeceğiz. Bu kadar planlanmış bir operasyon görmedim. Planlama var. Vakti geldiğinde yapılacak. Bu derste hafta sonu pikniğe gitme planı yapacağız. Plan daha yapılmamış. Derse girmeden önce dersin planını yaptım. Planlı çalıştığım için
İstediğim okulu kazandım. Bakın burada bir kaza ve kader. Arkadaşlar çalışmış. Burada kader de var arkadaşlar. Yani kaza, kader ve kaza. Yani şöyle kaderde belirlenmiş bir olay var. O kişinin okula gireceği belirlenmiş. Bu kişi de üzerine düşeni yapmış, çalışmış ve girmiş. Olay gerçekleşmiş. Yani burada D'de arkadaşlar bir farklı. Planlı çalıştığım için istediğim okulu kazandım. Şunlara da bakarsak o planlanmış bir operasyon görmedim. Planlanmış ama yerine geldiğine dair bir bilgi yok. Bu derste hafta sonu pikniğe gitme planı yapacağız. Derse girmeden önce dersin planını yaptım. Daha henüz yani dersin planı yapılmış ama o yapılan planla alakalı bir gerçekleşme yok. Yani burada hem kaza hem kader söz konusu 4'te. Geldik 10. soruya. Buna göre yukarıdaki öncülerden hangileri çıkarılabilir? Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Dünyaya gelen her insan fıtrat üzere doğar. Yani İslam fıtratı üzerine doğar. Bu hadiste her insanın tevhidi kabul etmeye meyilli olduğu vurgulanır. Olduğunu vurgular. Hazreti İbrahim'in Allah'ı bulması buna örnektir. Hazreti İbrahim putlara hiçbir zaman inanmayıp mantıksız bulmuş ve bu putları kırarak tepkisini göstermiştir. İnsan Allah'ı aklıyla bulabilir. Hangileri buna göre yukarıdaki öncülerden hangileri çıkarılabilir? İnsan doğuştan inanma duygusuna sahiptir. Evet. Allah'ı sadece peygamberler aklıyla bulabilir. Hayır. Akıllı olmayan insanlar da Allah'ı bulabilir. Akıllı olmayan insanlar da Allah'ı bulabilir. Burada çıkarılacak olan bir durum yok arkadaşlar. 1 ve 2 cevabımız. Yani aklı olmayan insan düşünemez bile zaten. Ve bir yaz daha hazırlık videomuzun arkadaşlar da bir yaz daha hazırlık videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Pardon dilim sürçtü. Evet böyle arka arkaya birkaç böyle video çekince arkadaşlar artık bayağı yorulduk. Dilimize, beynimize hükmedememeye başladık. Yani size yetiştirmeye çalışıyoruz. Faydalı olması açısından sınavlar sıkıştı. Sınavlar başladı. Yarın sınavlarınız başlayacak. Dolayısıyla biz de size video hazırlamaya çalışıyoruz. İstek olan videoları hazırlamaya çalışıyoruz ve yetiştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla yoğun bir süreç geçiriyoruz. Sürçülisan ettiysek affola. Hakkınızı helal edin. Dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Tekrar gireceğiniz bütün sınavlarda, yazılı hazırlık sınavlarında, LGS sınavında hepinize başarılar diliyorum. İnşallah güzel notlar alırsınız, güzel liselere gidersiniz. Rabbim bahtınızı güzel eylesin inşallah. İnşallah güzel yerlere yerleşirsiniz ve sizi ileride güzel yerlerde görmek nasip olur. Görüşmek üzere arkadaşlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'ın rahmeti, bereketi, Allah'ın selamı sizlerin üzerine olsun inşallah.